Evet değerli izleyenler, Türk Ticaret Tarım Makineleri'nin sunduğu Çivril Tarım Fuarı'nda stand ziyaretlerimizi Çivril'in önemli firmalarından Çağlayan Tarım Makineleri ve Sayın Ali Bey var. Ali Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Siz de Çivril'imize hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Dün Antalya'da beraberdik. Evet. Orada Atlantis markanızla katıldınız Ali Bey. Ali Demirkaya olarak fuarı nasıl buldunuz? İsterseniz Antalya'dan başlayalım. Fuarla ilgili düşüncenizi sonra Çivril'e geçelim. Tamam ya, Antalya'da düzenlenen fuarla ilgili malumunuz olumsuz bir sonuç gerçekleşti. Yani herkes orada ihracat odaklı bir çalışma düşünürken ve çok iyi de hazırlanılmış bir fuardı katılımcılar açısından. Hem getirilen ürünler olsun, en prestijli, en işleme kapasitesi yüksek makineler oradaydı ve İşin en güzel yanı birçok markayı ilk defa bir arada toplayan bir şeyle fuardı. Yani ilk defa düzenlenmesine rağmen. Ama büyük hayal kırıklığı oldu. Biz de biraz organizatör firmanın rehavete kapıldığını düşünüyoruz. O konuda gerekli çalışmayı yürütmediğini düşünüyoruz. Zaten gerekli tepkiyi de kamuoyuna sunduk. Evet, firmalar olarak bu tepkimizi gösterdik. Çünkü orada herkesin, yani özellikle sanayicinin çok muazzam bir emeği, hem maddi hem manevi emeği boşa gitti. Bu yüzden biz de hani olumsuz bir şeyle, havayla oradan ayrıldık maalesef. Gönül isterdi ki daha iyi çalışmalar yapılsın. Ülkemize ihracat bazında iyi çalışmalar yapıp o dövizi kazandıralım. Bizim amacımız oydu. O fuara katılmaktaki amacımız oydu ama maalesef hüsran oldu yani. Artık önümüzdeki fuarlara bakacağız Ali Bey. Orada bulunma sebebiniz kendi markanız bünyesindeki tabii üretimlerinizdi. Evet. İsterseniz o konuya geçelim. Ne üretiyoruz? Nasıl makineler üretiyoruz? Çağlayan Tarım olarak Atlantis markanızla değerli izleyicilerimize paylaşalım. Tabii ki. Biz şu an asıl üretici firmamız Çağlayan Tarım bünyesinde Atlantis markasıyla toprak işleme makineleri üretiyoruz. Bu toprak işleme makineleri şu an rotavatör, dik freze, sap parçalama, dal parçalama ağırlıklı. Ayrıyeten şu an Türkiye'de sayılı firmaların ürettiği katlanır model rotavatör ve dik freze gruplarında da şu an üretimine başladık. Onların saha çalışmalarını tamamladık ve pazara açık hale getirdik. Yani şu an yeni proje olarak da birkaç proje daha var. Onları da hedefimiz nasip olursa İzmir Fuarı'na katılıyoruz. İzmir Fuarı'na kadar 3 adet yeni ürünü de oraya yetiştirip orada çiftçimizin beğenisine sunmak. Atlantis üretim yaptığınız markanız. Kaç kişilik bir ekiple bu üretimi gerçekleştiriyorsunuz? Şu an yaklaşık 15 kişilik bir ekibimiz var. Mühendis kadromuz var. Ayrıca ben kendim zaten mühendislik temelli olduğum için İçeride üretim kısmında da faaliyet gösteren 12 arkadaşımız var. Biz burada Çivril'de üretim yapmaktan gerçekten ayrı bir gurur duyuyoruz. Çünkü şimdi burada fuarı gezdiğimizde diğer bütün firmalar, bu markalar dışarıdan geldi. Yani tabii ki Türk markası. Yani Türk markalarının da bu şekilde kaliteli ürünler yapması bizi de mutlu ediyor. Ama yani ayrıyetten biz burada bu ürünleri kendimiz üretmek, kendi elimizden, emeğimizden, mühendisliğimizden, ustalığımızdan çıkarıp burada sergilemek bize ayrıca gurur veriyor. Evet, Çivril gibi bir ilçeden, Denizli'nin ilçesinden yani gerçekten bravo, tebrik ediyoruz sizi. Ya biz biraz idealist olarak yaklaştığımız için bu olaya üretim odaklı giden bir firmayız. Her zaman da üretimin bu ülkeye değer katacağına inanıyoruz. Bu yüzden yaptığımız mücadele, yaptığımız çalışmalar tamamen buna odaklı. Amacımız üretim kapasitemizin en az %50'sini, %40'ını yurt dışına çevirmek. Buradaki yaptığımız katma değeri yüksek ürünleri de oralara pazarlamak. Oralardan kazanacağımız dövizle burada istihdam sağlamak, burada yatırım yapmak. Tamamen amacımız bu. Şimdi burada alım satım yaptığımız birçok Türkiye'nin seçkin firmaları da var. Ama en nihayetinde üretim yapmanın verdiği has apayrı bir şey. Bayilik yaptınız, hangi firmalar var üretici? Şu an aktif olarak Palazoğlu, Köksal, Önallar, İzelmak, Aktaşlar Pulluk, ayrıyetten Medkarsan'la çalışmaya başladık. Burada yine daha şu an henüz aklıma gelmeyen 5-6 firmayla çalışmayı sürdürüyoruz. Bu şekilde. Bölgenin ihtiyacı olan makineleri bulunduruyorsunuz. Evet. Ama öneme arz edilir konu da kendi markanız ve kendi üretiminiz. Evet, evet. Yani burada
Bayilini yaptığımız ürünlerde de şunu dikkat ediyoruz. Kesinlikle bizi yedek parça ve servis konusunda yalnız bırakmayacak firmaları seçmeye tercih ediyoruz. Daha çok ürün satmaktansa sattığımız ürünün arkasında duran, bizi kesinlikle çiftçiyle ara yerde bırakmayan, zor duruma düşürmeyen, mağdur etmeyen firmaları tercih etmeye çalışıyoruz. Yani işin aslı bize daha çok kâr marjı bırakanı değil, bizim kafamızı daha rahat satışa odaklayacak ya da daha rahat pazarda hareket etmemizi sağlayacak firmalara önem veriyoruz biz burada. Bölgesel yerlerde çiftçi köylü sizi biliyor. Kesinlikle. Biz burada yani etiketi tabii ki istisna olabilir ama %90 çiftçi geldiği zaman bizi bilir. Yani biz ne pişirirsek onu yer ve herhangi bir şekilde sıkıntı olduğunda da muhatabı bizizdir. Bizim tabii üretici olarak burada bulunmamız bize ayrıyetten bir avantaj sağlıyor servis konusunda. Yani kendimiz burada yaptığımız ürünlerin dışında alıp sattığımız ürünlerin de servisini çok rahat bir şekilde yedek parça tedariğinde yapabiliyoruz. Böyle de bir avantajı var bizim için. Evet, Çivri Fuarı ikinci senesinde. Bu sene nasıl buldunuz? İlk gün gerçi ama beklentilerimizi de sizlerden alalım. Ben gözlemleme şansım olmadı ama hani standtan gözlemlediğim kadarıyla dışarıdan yani diğer bölgelerden de firmalar gelmiş. Bu çok mutlu edici bir şey. Yani rekabeti arttıran bir şey. Bizi de ona göre hazırlayacak, ona göre stratejik çalışmalar yürütecek bir şeyle dürtüklüyor. Çünkü biz burada ev sahibiyiz. Yani ev sahibi olduğumuz zaman dışarıdan gelen firmalar ister istemez rekabet yaratıyor. Bu da bizim aslında hoşumuza giden bir şey. Hem kalitede hem fiyatta rekabet etmeye daha yatkın bir pazar oluşuyor. Bu da dediğim gibi olumlu bir faktör. Ve ilk güne rağmen de kalabalık bir ortam var. Yani işin açığı Antalya'da 4 gün 5 günde bu kalabalığı göremedik yani. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Başarılar diliyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, Çağlayan Tarım Makineleri ve Ali Demirkaya ile beraberdik. Tabii geçen hafta da Antalya Fuarı'nda beraberdik. Atlantis markalarıyla kendilerine Çivril'de ve bölgesinde başarılar diliyoruz ve stand ziyaretlerimiz Türk Ticaret Tarım Makineleri sponsorluğunda devam ediyor.